Herkese merhaba, Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Acemi Anne Berna. Bu videomuzda bebeklerin kendi kendilerine yemeği nasıl öğreteceğiz? Bununla ilgili kendi yaptıklarından size bahsetmek istiyorum. Buna geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bebeklere Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi 6. ayını doldurmadan ek gıdaya, katı gıdaya geçirmemek. Tabii ki tıbbi bir gereklilik varsa, doktorunuzun tavsiyesi varsa istisnai koşullar olabilir. Fakat ideal koşullarda normal sağlıklı bebeklerde Dünya Sağlık Örgütü'nde tavsiye ettiği 6. aydan itibaren katı gıdaya geçirmek. 6. aydan itibaren bebeklere yemek yemeye başlatıyoruz. Fakat tabii çok küçük oldukları için kendi kendilerine yiyemiyorlar. Anneler ya da etrafındaki yetişkinler bebeklere yemek yediriyor. Fakat zaman geçtikçe yavaş yavaş kendi kendilerine yemeye başlamaları gerekiyor. Çünkü bir bakacağız bebekler büyümüş ve hala biz onlara yemek yediriyoruz. Bunun olmasını istemediğimiz için yavaş yavaş onlara yemek yemeyi teşvik etmemiz lazım. Burada da neler yapacağız? Öncelikli olarak bebeklerin önüne yemekleri koyacağız. Bırakacağız. Kendileri ellerini daldıracaklar, yemeye çalışacaklar, bir yiyecekler, bir yemeyecekler. Bazen alacaklar, tadına bile bakmayıp etrafa atacaklar. Benim oğlum şu an 20 aylık ve inanın 6. aydan 20. aya kadar çok farklı manzaralarla karşılaştık. Evde ben etrafın kirlenmesini önlemek için yere battal boy çöp poşetlerinden alıyorum ve yere onun mama sandalyesinin altına seriyorum. Fakat şöyle sahneler yaşadık. Deniz, oğlum Deniz, elini yemeğe daldırıp da yemeği ağzına bazen alıp bazen almayıp salonun en diğer ucuna, en köşesine atıp duvarların her tarafın salçalı yemek olduğu anları çok yaşadık. Fakat bunlar da elbet olacaktır. Olmaması en ideal. Eğer bunları yapmayan bebeğiniz varsa çok şanslısınız. Ama eğer çocuklarınız bunları yapıyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Bunlar gayet normal şeyler. Dediğim gibi bebekler bir yiyecekler, bir yemeyecekler. Bir tadına bakacaklar, belki sevmeyecekler. Mesela benim oğlumun bir yeni tadına baktığı bir yemeğe alışması en az bir ay sürüyordu. Mesela enginar veriyorum. Tadını beğenmiyor. Yavaş yavaş ufak ufak çorbalarına karıştırıyorum. Bazen yiyor, bazen yemiyor. Fakat biliyorum ki bir ay içinde, bilemediniz 1,5 ay içinde damak tadı ona alışacak ve yemeye başlayacak. Çünkü daha önceden olduğu gibi yeni bir yemeği ona tattırdığım zaman önce sevmiyordu. Fakat 1,5 ay içinde tadına alışıp da güzel güzel yemeye başladığı çok oldu. Burada tamamen bebekleri de bırakabilirsiniz. Baby-led weaning denen, yani bebeklerin kendi kendine beslenmesi denen bir yöntem var. Bunu da uygulayabilirsiniz. Ben kendim bu yöntemi uygulamadım. Deniz'i tabii kendi kendine yesin diye önüne çok yemek koydum. Deneyimlemesi için fırsat verdim. Fakat bir yandan besinleri de alması benim için önemliydi. İlk 2 yaşa kadar bebek beslenmesi çok önemli. Hem zihinsel, hem fiziksel, hem ruhsal gelişimleri için gerekli gıdaları almasını istiyordum oğlumun. O nedenle bir yandan kendi önüne koydum yemekleri, ama dediğim gibi bir yiyip bir yemediği için tamamen ona bırakamadım kontrolü. Ben de onu kaşıkla kendim de besledim. Fakat asla sadece ben besleyip ona yemekleri dokunmasına müsaade etmediğim şekilde yaklaşmadım. Dediğim gibi çok zorlandığımız zamanlar oldu. Hala çok zorlanıyoruz. Fakat doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. O nedenle olabildiğince çok yemekleri tatmasını, kurcalamasını, kendi kendine çatalla karıştırıp kendi ağzına atmasına fırsat vermeye çalışıyorum. Burada yine benim dikkat ettiğim bir nokta, en az günde bir öğünü bütün aile bireyleri olarak bir arada yemek yemeye ortam sağlamaya çalışıyorum. Bunun için de ideal bizim için, bizim ailemiz için ideal öğün akşam yemeği. Akşam yemeğinde hep birlikte yemek yiyoruz. Yemekte evde ne pişiyorsa Deniz de bunlardan yiyor. 1 yaşından sonra çocuklar ailedeki her şeyi yiyebiliyorlar. Evde pişen her şeyi. Bazı besinler hariç, tuzlu yine yedirmiyorum. Bal vesaire gibi şeyler yedirmiyorum. Fakat salça, ev yapımı salça, domates gibi şeyler yiyebildikleri için evde ne pişiyorsa bunları Deniz'e yediriyorum. 1 yaşından sonra Deniz'e özel yemek asla pişirmiyorum. Böylece ileride de kendine özel bir yemek talep etmeyecek diye umut ediyorum. Dediğim gibi hep birlikte ailece sofraya oturuyoruz ve bizi görüyor, bizi gözlemliyor. Biz nasıl yemek yiyoruz, çatal kaşığı, bıçağı nasıl kullanıyoruz, bunları gözlemliyor. Ve tabii ki bu çatal kaşık bıçak büyükler için olan Deniz'e çok büyük geliyor. Yetişkinler için olan çatal kaşık bıçaklar. O nedenle bebeklere özel çatal kaşık ve bıçaklar var.
küçük boyda ve ağızlarını incitmeyecek, kendilerine zarar vermeyecekleri şekilde tasarlanmış. Bunlardan ben oğluma almıştım. Siz de belki tavsiye edebilirim, bunlardan alabilirsiniz. Önüne bunları verdiğiniz zaman rahat rahat çatalı kaşığı kullanmasına fırsat vermiş oluyorsunuz. Bu arada biraz rahatsız olduğum için sesim çok çok kötü geliyor. Bu konudan dolayı sizden özür diliyorum. Acemi Anne Berna olarak benim anlatacaklarım bu kadardı. Migros TV'ye hala abone olmadıysanız sağ taraftaki logonun üzerine tıklayarak hemen şimdi abone olun lütfen. Benzer bir sürü videomuz var. Onları da izlemek için sağ alttaki oynatma listesini tıklayabilirsiniz. Ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.